Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Mayıs ayı favorileri videoma hoş geldiniz. Niye böyle başladım bilmiyorum ama bu videoyu ilk defa çekiyorum. Yani favorilerim videosunu ilk defa çekiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü bu ay çok güzel favorilerim var. Hepsinden dergilerden, dizilerden, filmlerden, her şeyden size bahsetmek istiyorum. İlk önce bu ay bana gelen güzel kitaplar var. Onlardan bahsetmek istiyorum çünkü benim için bu ayın favorileri oldu ve hazır. Şöyle ay günlükleri, bir ay günlüğü serisinin yazarının yeni kitabı çıktı Kalpsiz. Bu kitabı çok çok merak ediyorum. Bir ay günlüğü serisini okumadım ama nedense herkes okuyan bayılıyor ve Kalpsiz'i bu ay aldım. Çok çok güzel bir kitap. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu ay Haziran ayında yani okuyacağım bir kitap olacak. Daha sonra herkes Ölmek İçin 13 Sebep dizisini izliyordu. Ben de biliyorsunuz ki Ölmek İçin 13 Sebep dizisinin kitabı var ve ben kitabını okumadan dizisini izlemek istemiyordum. Bu yüzden Ölmek İçin 13 Sebep kitabını bir arkadaşım gönderdi, hediye etti diyelim. Bu kitabı almış oldum bu şekilde. Bu kitabı da Haziran ayında okuyup dizisini izleyeceğim. Çok merak ettiğim bir kitap. Mayıs ayı favorilerim içinde. Bunu aldığıma çok mutluyum. Bunun favorilerin içinde olmasının nedeni şu an bu baskıyı kimse bulamıyor. Her yerde dizi baskısı var. Bu baskı artık değerlendi. O yüzden benim Mayıs ayı favorilerim içine girdi. En bomba kitaba geliyorum. Yani o kadar ağır ve o kadar güzel bir kitap ki. Mayıs ayı favorilerimin en favorisi yani en sevdiğim şeylerden biri psikoloji kitabı. Arkadaşlar bu Alfa Yayınları'nın böyle bir serisi. Bakın diğerleri de var işte bilimdir, edebiyattır falanmış. Ben bana bunu alan arkadaşım, gönderen arkadaşım hediye olarak. Edebiyat kitabını al işte hani kitap okuyoruz dedim. Ben istemedim yani. Psikoloji kitabını istiyorum dedim, taktım. Bu her şeyden bahsediyor. Yani psikolojinin tarihi, felsefesi, içinde yazılan yorumlar falan böyle müthiş bir kitap. Çok pahalı bir kitap olduğu için alamıyordum. 65 lira. Böyle içerikleri var. Kitap 65 liraydı çünkü çok ağır, kalın kapak falan. Ve bunun bana hediye gelmesi bu ay beni çok çok mutlu etti. Yani çok mutluyum kesinlikle. Bu 3 kitap Mayıs ayı favorilerim arasında. Kitaptan sonra izlediğim dizilere gelirsek ben dizi izlemiyorum. Yani ben yabancı dizi izlemeyen birisiyim. Film de çok fazla izlemem. Ben genelde kitap okumaya yöneliyim. Anime izlemiyorum, film izlemiyorum, dizi izlemiyorum. Manga okuyorum, kitap okuyorum yani. Bundan dolayı hiç izlemiyordum ve Mayıs ayı favorileri çekemiyordum. O yüzden bu ay bir arkadaşımın önerisi ile yani 3 aydır, 4 aydır bana Game of Thrones izle, Game of Thrones izle, Game of Thrones başımın etini yedi. Ve ben de dayanamadım. Yani öylesine bir gün bir bölümünü izleyeyim derken bir bakmışım 6 sezonu bitirdim. Hepsini bu ay bitirmedim ama son 3 sezonu falan bu ay bitirdim. Yani Mayıs ayında bitirdim ve Game of Thrones tabii ki de favorilerim arasında bahsetmeye bile gerek yok. Ve bana bu seriyi yani Game of Thrones dizisini öneren arkadaşım eğer diziyi bitirirsen hepsini yani 6 sezonda izlersen sana Game of Thrones bardağı kupası alacağım demişti. Bu ayda bana Game of Thrones kupası aldı. Hemen şöyle göstereyim. Bunu Diyanar'dan almış arkadaşlar. Böyle Stark. Starkları ben çok seviyorum. Arya Stark ölürüm. Yani o kız için ölürüm yani. Sansa'dan da nefret ediyorum. Sinsi olsaymış keşke ismi. Böyle Game of Thrones bardağı. Burada da arkada şey yazıyor. Kuzey'in işte kralı Starkleriş. Kuzey'in kralı Starklar falan aynen. Yanlış çevirmedim falan diye baktım da. Böyle, bu da böyle dönüyor. 3 boyutlu mu, 3 logolu, 3D logolu kupa diye geçiyor. Çok çok mutluyum bu hediye için. Çok teşekkür ederim. Ben çünkü Game of Thrones koleksiyonu yapmaya başladım. Bu yüzden Mayıs ayı favorileri arasında. Hayran olduğumu gören arkadaşlarım bana hediyeler almaya başladılar. Bu beni çok mutlu etti. Ben hep bu Funko'lardan istiyordum. Yani Funko'lar aslında iyi bir bakış açısıyla bakmıyordum. Çok sevdiğim şeyler değildi Funko'lar. Ama daha sonra arkadaşım bana Game of Thrones'un Funko'sunu alınca dayanamadım. Ya Funko düşünsenize. Bunun yurt dışından getirtirdi. Amazon'dan aldı. Aşığım yani. Dizideki aşık olduğum karakter gerçekten. Hani Jon Snow'lar, Arya Stark ben seviyorum. Onları da seviyorum ama bunun yeri ayrı. Gerçekten ayrı. Çok 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 seviyorum. Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Bu normalde kutusunda değil de video için kutusuna koydu. Ah.
şöyle, bunlara Funko deniyor arkadaşlar. Bazıları bana mesaj atıp o bebeği nereden aldın falan. O kadar küçük ki. Yani başörtüm bozulmuş bu arada. O kadar küçük ve tatlı ki bayılıyorum. Elindeki senin ejderhaya, ejderha değil asla, ejderhaya kurban olurum. Çok çok güzel. Bunu böyle kutlu. Çünkü bunun fiyatı yaklaşık bir 30 dolar, 120 lira falan. O yüzden yani normal fiyatı. Amazon'dan falan aldığınızda ucuz alırsınız herhalde. O yüzden korkuyorum bir şey olacak diye. Bunu böyle saklıyoruz. Bu normal bizim bebeklere benzemez. Bunu böyle güzelce ne saklıyoruz. Ya bu harika yani. Mayıs ayının en favori ürünü bu. Yani çok sevdim. Evlenebilir miyiz? Ejderhalarımla. Size bu ayın, ay düşüyordu. Bu ayın favorileri Game of Thrones kutundan bahsedeyim. Bu böyle bir kutu. Elime geçen mavi bir kutuyla Game of Thrones koleksiyonu yapmaya karar verdim. Dizi izledikten sonra Game of Thrones koleksiyonu yapıyorum. Şu, bunu ben taktım kutuya. Böyle bir rozet. Bunu kitapyurdu.com'dan alabilirsiniz. 4 lira falan da bu ay aldığım şeylerin arasında. Daha sonra bu ay Game of Thrones'la alakalı Stark'ların, Stark hanedanının defterini aldım. Çok tatlı. Bu defter de 10 lira falan, 10-12 lira falan. Çok pahalı bir şey değil. Çizgili böyle. Çok çok güzel bir kitap. Winter is coming yazıyor her yerinde. Böyle koleksiyon yapıyorum. Şimdilik bir iki şey var. Daha yeni izledim zaten diziyi. Öyle her şeyi bir anda alamam tabii ki de. Bu defteri aldım bu ay. Daha sonra bu anahtarlığı aldım. Şu müthiş şeye bakar mısınız? Şunun müthişliğine. Bütün hanedan, yani bütün hepsi değil de neler var? Lannister, telaffuzumun çok kötü olduğu Stark. Ejderhaların anasının şeyi de var. Yani 4 tane hanedan var. En altta da işte Game of Thrones amblemi var. Şöyle göstereyim. Böyle bir anahtarlık aldım. Tabii ki de kullanmayacağım. Sadece koleksiyon için. Böyle çok güzel. Bu da 10 lira mıydı? 5 lira mıydı? Çok ucuzdu. Aldım. Bir dahaki ay Game of Thrones'un kitaplarını alacağım ve kitaplarını okuyacağım. Onları da gösteririm büyük ihtimalle. Bu da Stark. Şöyle, Game of Thrones'la alakalı çok büyük bir set kutu vardı. Onun içinde işte hanedanların amblemi, amblemi dediğim bu mektuplara falan kaşe basıyorlar ya, kaşeleri falan vardı. Ve mektup zarfları falan vardı. Böyle arkadaşım da bana bunu göndermiş. Stark ailesinin mektup kağıdını ve zarfını göndermiş. Bayıldım. Bayalım, yazmaya kıyamadım demiş. Buna kim yazar? O kadar kaliteli bir kağıt ki. Bu sadece bunun olduğu ürünlerin kutusu. Sadece BKM kitapta var Bursa'da. Bursa'dan almıştık zaten onunla beraber. Bu da böyle. Game of Thrones koleksiyonum. Bu bardağı, Funko'su falan. İnşallah koleksiyonumu büyüteceğim ve bir gün Game of Thrones koleksiyonu diye video çekerim diye düşünüyorum. Bu ay izlediğim filmlere gelirsek arkadaşlar, çok konuştum biliyorum ama izlediğim filmler bu ay sırf Mayıs ayı favorileri çekebilmek için. Normalde hani ayda bir kere film izlerim. Gittim 4 tane 5 tane film izledim. Hiçbiri favorilerime girmedi. Yani şöyle söyleyeyim. İlk önce Yaratıklar filmine gittim. Yaratık mıydı? Yaratıklar mıydı? Yaratıktı galiba. Sinemada izledim bunu. Yeni bir film. İtaki yayınlarının çıkarmış olduğu kitaptan uyarlama bir film. İlk 10 dakika, 20 dakika filmde sıkılıyorsunuz çünkü kitaptaki atmosferi filme yansıtmaya çalışmışlar, olayların ne olduğunu anlatmaya çalışmışlar. Daha sonra yaratık mevzusu girmeye başlıyor. Ben gayet sevdim, 5 üzerinden 4 puan verdim. Aa mükemmel de harika ötesiydi diyemem ama güzel bir filmdi. Daha sonra arkadaşımla korku film izlemeyi çok seviyoruz. Yaratık da bilim kurgu, korku karışıktı ve çok güzeldi. Eve geldik işte dedik korku film izleyelim falan pişman. Cinnet diye bir film izledik. Abi uyuyakalmışım. Sen nasıl bir korku filmisin? Bildiğin hani en çok izlenen korku filmleri arasına baktık. Puanı falan da çok yüksekti. Beklentim nasıl yüksek filmden? Hani en yüksek puanlı filmi seçtik. Cinnet'ti galiba adı. Evet Cinnet'ti galiba. Samanyolu oyuncağı. Yani korkuyor mesela. Bir şey görüyor korkuyor böyle yapıyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ne bir efekt ne bir şey. Bildiğin yani Paint'te şey yapmışlar, ne bu, slide dosya rotası olur, geçişler Movie Maker'da yapılmış falan. Öyle dandik bir filmdi, nefret ettim. Mayıs ayı favorilerime giremedi. Daha sonra Canavarın Çaresi diye bir kitap var. Biliyorsunuzdur bunu yurt dışında çok seviyorlar ve çok okuyorlar. Türkiye'de de bayağı okuyan var, bloggerlarda falan gördüm. Ama ben Canavarın Çaresi
filmini izleyeyim dedim. Yani kitabını okumayı düşünmüyordum, çok ilgimi çekmiyordu. Filmini izleyeyim dedim. 30. dakikada kapadım. Yani 30. dakikada da kapamadım, yarısında kapadım, bir saatte kapadım. Uyuyakalmışım, hiç sevmedim yani. Çok yavaş ilerliyordu, çok boştu, hiç sevmedim yani. Canavarın Çağrısı görmek bile istemiyorum. Vay, kötü çocuk izleme hatasına düştüm. Ama izlemem gerekiyordu, merak ediyordum. Kötü Çocuk kitabını ben severim, kitabı iyiydi. Ama filmi de yorumlamam gerekiyordu. Samanyolu oyunculuğu, yani iki kişi, Kayra mıydı kızın adı? Meriç ve Kayra'nın babası dışında diğer herkesin oyunculuğu Samanyolu oyunculuğuydu. Hiç ama hiç sevemedim. Film hatalarla doluydu, çekim hatalarıyla doluydu. Bir ayda çekilmiş bir film. Film olarak başarısız olmuş ama kitap olarak Büşra Küçük başarılıydı. Bir gün size Kötü Çocuğun kitap yorumunu da girerim. Dediğim filmlerin hepsinin yarıda kalması, berbat çıkması falan çok kötü. Kötü Çocuğu da zaten 40. dakikada bıraktım. Neyse, bu ay okuduğum bu sefer dergilere gelelim. Şöyle benim yakın arkadaşım Emre, çok güzel bir anlatım dili vardır. Ben anlatım dilini çok severim. Instagram'da paylaştığı şeyler, yazılar falan çok hoşuma gidiyordu ve bir gün bir yerlerde yazması gerektiğini düşünüyordum. Yani kitap yazması gerektiğini düşündüğüm bir insan. Ama kendisi hiçbir şekilde yazmıyordu. Bir gün bir sürpriz yaptı ve dedi ki Vagon dergisine yazdım. Ben size Vagon dergisini göstereyim. Bunlar eski sayıları. Yani benim okuduğum Emre dediğim arkadaşımın yazısının olduğu dergi İstanbul'da son sayıdaydı. Vagon dergisine yazdım dedim ve ben koşa koşa Vagon dergisini almaya gittim. Daha sonra dergiyi çok sevdim. Yani sadece Emre'nin yazısını okumadım. Emre'nin yazısını okurken diğer yazılar da hoşuma gitti ve içerik olarak bayıldım. Daha yeni çıkan bir dergi ama yeni çıkan bir dergi olmasına rağmen bence çok iyi bir çıkış yaptı. Çok iyi geldi. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler de bilsinler. 5. 6. öbür 7. sayısıydı galiba. Yani yeni bir dergi. Şöyle söyleyeyim, ben son sayısını çok sevince Emre arkadaşım da Vagon'un diğer dergilerini de gönderdiler bana. Bunları da inşallah okuyacağım, bunlar eski sayıları. Ve ben Vagon dergisini gerçekten çok sevdim. Bu ay okuduğum diğer bir dergi Masa dergisiydi. Ben Masa dergisini hiç okumamıştım daha önce ve merak ediyordum. İşte kafalardan, kafkalardan falan sıkılınca sürekli onları görüyordum. Masa dergisine yöneldim. Masa dergisini aldım Diyanar'dan. Masa dergisine Tezer Özlü'yü konu almışlar. Tezer Özlü'den bahsediyorlardı. Çok çok sevdim. Yani ben Tezer Özlü'yü zaten severim. İki tane kitabını okumuştum. Ama Tezer Özlü'yü sevdikten sonra yani farklı bir bakış açısı kattılar bana. Tezer Özlü hakkında o kadar güzel şeyler yazmışlar ki hani hiç bilmediğim, haberim dahi olmadığı şeyler. Yani dergiyi okuduktan sonra Tezer Özlü'ye bakış açınız değişiyor. Tezer Özlü'nün yazdığı yazılardaki aslında anlam ve içeriği fark ediyorsunuz. Tezer Özlü'nün nasıl birisi olduğunu anlıyorsunuz. Zaten Tezer Özlü çoğu kitabında kendisinin nasıl birisi olduğundan, kendini çözümlemekten falan bahsediyor. Ama Masa dergisini ben çok sevdim. Tezer Özlü sayısı çok güzeldi. Bir sonraki sayısını da alacağım. Yeni keşfettim kendisini. Sizin de önermek istediğiniz dergiler falan olursa aşağıya yazabilirsiniz. Yani Mayıs ayı favorilerim bunlar. Diziden, filmden, dergiden bahsettik. Kitaplardan bahsettik. Okey, her şeyden bahsettik. Bunlar bu ayki favorilerimdi. Videonun top parçası, en çok sevilen parçasını bunu ilan ediyorum. Bu çok güzel yani. Bunu yerim. Çok güzel. Diğer Game of Thrones ürünleri de çok güzel. Psikoloji kitabı da çok güzel. Vagon dergisi de çok güzel. Masa dergisi de çok güzeller. Favorilerim zaten. Hepsini çok sevdim. Ama videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Favorileri videomu sevdiyseniz devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü Mayıs ayı favorileri verimli oldu benim için. Bir dahaki ayda inşallah güzel şeylerden bahsederiz. Güzel favorilerim olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.